Yemeğini yemediğin için ben sana küstüm. Bu cümleyi sıklıkla kuran kaç anne baba var biliyor musunuz? Konu her zaman yemek olmayabilir. Uslu durmamak, anne babanın istediği bir şeyi yapmamak sonrasında küsmekle tehdit edilen çocuklar büyüyorlar. Büyürken de küsmeyi öğreniyorlar ve aynı zamanda da anne babaları ile ilişkileri nedeniyle başka sorunlar geliştiriyorlar. Hangi yaşta olursanız olun, küsmek bir çeşit ceza vermektir. Ancak karşı taraf sizin neyi cezalandırdığınızı anlamadığı için ya da sizin sürekli küsmekle tehdit etmenizden bıktığı için sizinle iletişimi tamamen kesebilir. Darılmak, üzülmek gibi duygular dille anlatılabilir. Küserek anlatılmazlar. Çünkü küsmek bir iletişim biçimi değil, tam tersine bir iletişimsizlik biçimidir. Çocuklar, ebeveynleri onlara küstüğü zaman bunun bir ceza olduğunu anlarlar. Ve ebeveynleri artık onları sevmeyecek diye de üzülürler. Ebeveynleri küsmesin diye, ebeveynleri onlarla barışsınlar diye de onların isteklerini yerine getirmeye çalışırlar. Ancak sadece ebeveynleri onlarla küsmesin diye bu davranışı yaptıklarından arkasında yatan gerçek mesajı anlayamazlar. Ve her küsme barışma sonrasında çocuk ruhsal olarak yaralanır. Çünkü küsmek bir çeşit psikolojik şiddettir. Çocuğunun davranışlarını nasıl kontrol edeceğini, onunla bu yönde nasıl iletişim kuracağını bilemeyen, beceremeyen aileler çocuklarına küserler. Çocuklar da böylece küsmeyi öğrenirler ve onlar da ebeveynlerine yeri geldiğinde küsebileceklerini düşünürler. Böylece küsmenin bir iletişim biçimi olduğunu sanan çocuk, ebeveynine küser ve odasına gider. Her dakikada ebeveynlerinin geri gelerek onun sorununu anlamasını, dinlemesini ister. Ebeveyn gelmediği zaman da bu iletişimsizlik uzar, aynı zamanda da çocuklar duygularını, kızgınlıklarını, öfkelerini nasıl doğru dile getireceklerini de öğrenememiş olurlar. Aslında ebeveynler çocukken küsme davranışına çok da yabancı değillerdir. Onlar da eminim ki çocukluklarında masadan kalkıp anne babalarına küsüp odalarına gitmiş ve aslında aç oldukları için de anne babaları gelsin, onları dinlesin ve alıp masaya götürsün diye çok beklemişlerdir. Özellikle küçük çocuklar küstüm kelimesini çok sık kullanırlar. Eğer bir çocuk ebeveynine küstüm diyorsa ebeveynin vereceği doğru yanıt olsun ben sana küsmedim, gel sorun nedir birlikte konuşalım olmalıdır. Böylelikle çocuğa duyguların anlatılabileceğini ve doğru iletişimi de öğretmiş olur. Küstüğünü söyleyen çocuğa ebeveyn böyle cevap vermesine rağmen çocuk konuşmak istemeyebilir. O zaman da yapılması gereken şey, sanırım şimdi canın çok sıkkın, bunu daha sonra konuşalım diyerek hala iletişimi sürdürmektir. Ama eğer bu yanıtların yerine küstüm diyen çocuğa ebeveyn de küsersen küs, ben de sana küstüm diye cevap verirse, hem çocuğa küsmenin doğru bir yöntem olduğunu öğretmiş, hem de onunla olan ilişkisini bozmuş olur. Böylelikle aslında yaşıtlar arasında olan ben sana küstüm, sen de bana küstün ilişkisi anne babayla bir ilişki haline gelir, yani yaşıt ilişkisine döner. Çalışmalar gösteriyor ki çocuklarına küsen ebeveynlerin çocukları, çocuklarına şiddet uygulayan ebeveynin çocuklarından çok daha fazla sorun yaşıyorlar. Çünkü şiddet bile bir iletişim biçimiyken, küsmek tamamen bir iletişimsizlik oluyor ve çocuğa kendini değersiz hissettiriyor. Ebeveynlerinin küserek cezalandırmaya çalıştığı çocuklarda daha fazla depresyon görülüyor, daha fazla arkadaş ilişkilerinde bozulmalar oluyor ve ayrıca da ailenin aslında ulaşmak istedikleri disipline ilişkin sorunlarda çok daha fazla rastlanıyor. Ebeveynlerin çocuklarına küsmesi bir ceza, bir disiplin yöntemi değildir. Ebeveynler çocuklarına küsemezler. Ebeveynlerin görevi çocuklara anlatmak, açıklamak ve duygularını anlatmayı öğretmektir. Küsmenin bir iletişim sorunu olduğunu anlamadan, öğrenmeden büyüyen çocuklar ileride küskün bireyler olur.